Herkese merhaba. Öncelikle hastayım. Bu yüzden bu videoda bazı kelime hataları, telaffuzda zorlanmalar olabilir. Bazı harfler net çıkmayabilir. Çünkü genzim olabildiğince tıkalı. Konuşmakta güçlük çekiyorum ama bu video çekmeme engel değil. Konumuza girecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmaya göre insanların çoğu ölümden daha çok topluluk karşısında konuşmaktan korkuyorlar ki bunu YouTube'da anket olarak sunmuştum zaten, görenleriniz olmuştur. Şimdi bunun sebeplerine değineceğim ama niye etkili konuşma serisine başladığımı önce bir anlatmamda fayda var. Etkili konuşma serisine başlamak istedim çünkü sanıyorum ki bu sorun ülkemizde de muhakkak vardır. Ama şunu unutmayın ki bu korku yenilemez bir korku değil. Atlatılabilir bir korku. Şunu da düşünüyor olabilirsiniz. Ben sahneye çıkmayacağım için hayatım boyunca hiçbir zaman bir konuşmacı olmayacağım. O yüzden de böyle bir problem yaşamayacağım. Ama hayır, emin olun siz de en az hayatınızda bir kere konuşmacı olacaksınız. Niçin bunu söylüyorum? Şimdi yapacağım konuşmacı tanımından bunu anlayacaksınız. Bir kişiye konuşmacı diyebilmemiz için karşısında sadece iki kişinin oturuyor olması yeterli. Yani sizi iki kişi sadece dinliyorsa siz bir konuşmacısınızdır artık. Bunun sayısı 1000'e, 10.000'e kadar çıksa bile sizin üzerinizde oluşacak o baskı ve heyecan değişmeyecek. O yüzden şimdi bir daha bir düşünün. Siz de bir konuşmacı olabilir misiniz? Veya daha önce gerçekten bir konuşmacı oldunuz mu? Konuşmacı olmak, yani bir topluluğa hitap etmek veya iki kişiye en azından hitap etmek insanlar üzerinde bir baskıya ve heyecana sebep olur. Ağızda kuruma olur, bayılacakmışsınız gibi hissedersiniz veyahut da panik olursunuz. Hatta orayı terk edip gitmek istersiniz. Gerçekten de böyle ruh halleri yaşamanız normal. Şimdi ben bu konuyla ilgili belki görüyorsunuzdur. İki tane kitap okudum. Bir tanesi Konuşma Sanatı, Leon Fletcher'ın kitabı bu. Şöyle göstereyim. Birisi de T.J. Walker'ın Etkili Konuşmanın Püf Noktaları kitabı. Ben bu iki kitabı da okuyup bitirdim. Size muhakkak alın, başucu kitabı yapın diyemiyorum. İçinde değerli bilgiler olduğu gibi çok fazla da tekrar var aslında. Yani başında söylediğini ortasında bir daha, sonunda bir daha söylemiş. İki kitap içinde bunu söyleyebilirim. Ve bazı yerlerinde ne yapmamanız gerektiğini söylemiş ama bunu nasıl yapmayacağınızdan fazla bahsetmemiş. Ben onları da açıklamak istiyorum çünkü sahnede fazlasıyla heyecan yaşayan bir insandım ben de. Şu anda heyecanlanmıyor muyum? Evet, heyecanlanıyorum ama bunu kontrol altına alıyorum. Çünkü sahnede heyecanlanmıyorum demek pek akıl kârı bir iş değil ki doğru da değil. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Adrenalin bağımlıları uçaktan atladığı zaman paraşütle heyecanlanmıyorlar mı? İsterse 1000. atlayış olsun, zaten o heyecanı yeniden yaşamak için atlıyorlar. Yani bu engellenebilir ve sıfıra indirilebilir bir şey değil uçaktan atlamak için. Sahne de aynen öyle. İnsanlar size bakarken, sizden bir konuşma performansı beklerken, kim olursanız olun, heyecanlanır ve üzerinizde bir baskı hissedersiniz. Bunun olmadığı durumları da konuşacağız. Sıfır heyecanın olduğu durumlar, bunun nasıl mümkün olduğu, yapılması mı gerekiyor yoksa biraz heyecan iyi mi değil mi? Bunların hepsini bu seride anlatacağım. Ama bu bir talep toplama videosu olsun. Yani bu konuya yoğunlaşmamı istiyor musunuz? Yorumlarda bunu belirtin. Bir de yorumlarda belirtmenizi istediğim bir şey var. Sizin daha önce sahnede veya sınıfta, derste, her nerede olursa olsun konuşma yaparken yaşadığınız iyi veya kötü anılarınız var mı? Bunları da merak ediyorum. İlerleyen günlerde hem örnek olarak videolarda kullanacağım hem de yine örnekler üzerinden giderek konuları daha açık bir şekilde ifade edeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi bu bir talep toplama videosu oldu. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bu sorunu yaşadığını düşündüğünüz arkadaşlarınızla da paylaşmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Thank you.
still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed.